Azizallah Celle Şanühü. Esselamu Aleyküm sevgili dostlar. Gebze'den, Can Çiçekçilik'ten şöyle selamlarımız ile, ezan ile, kasım patlar ile başlamış olduk. Evet, geçen seneden kasım patıları var. Onlar epey bir boylu olmuş, sarmaşık tarzında. Onlara bir yakın kadraj tutacağım. Ama ezan dinlerken şöyle tutmuştum gardenya. Bakın arkadaşlar, kokusu o kadar güzel bir tür ki, muhteşem. Bizim bölgemizde dışarıda oluyor ama nemli bir iklim bitkisi. Yapraklarına nem atmak gerekiyor sağlıklı olması için. Ve yine hoş kokulu limon çiçeği böyle. Şöyle limonun yine çiçek tomurcuklarını göstermek istiyorum size. Evet, bu renk çok alımlı, çok hoş. Kasım patı. Sofra gibi adeta. Bakar mısınız ne kadar boylu olmuş. Çünkü geçen yıldan kalma ve tabii vitaminini de almış. Boya atmış. Kasım patları aslında böyle büyümeye durduğu zaman baharda Mayıs, Temmuz, Eylül gibi aslında 2 ayda bir budanması önerilmekteydi. Öyle bir bilgi almıştım ben. Budandıkça dal budak oluyor. Yani şu şekil olması, bu hali alması ondan. Şöyle bunlar tabii zamanı geldi. Böyle güzel açtılar. Sizlere renklerini göstereyim. Evet, ben ilk bununla ilk yılda tanışmıştım seralarda. Tabii her yıl geliyor. Bu renk işte sarısı çok. Açık tonlu, açıklı koyulu renklerde. 3-4 tane saksı almıştım ve onları ben ayırıp dikmiştim. Kendi o her bir saksıyı 2'ye 3'e bölüp dikmiştim. Sonraki yıla muhteşem güzel oldular. O kadar güzel oldular ki hayran kaldım arkadaşlar. Tabii ki açık alandı. Kasım patının da özelliği güneşi tam görecek. Böyle gölgelerde olunca kaybolup gidiyor. Her yıl sonrasında her yıl kasım patı aldım. Ve o kadar çok türü var ki, kendi içinde oluşturulmuş türleri o kadar çok ki hayran kalıyorsun. Hepsini aldım, hep kalacak zannediyordum ama maalesef zamanla hepsi gitti. Çok cazip bir yapısı var. Bakın bu bir tür. Şu ayrı bir tür. Böyle iri ve katlı, çok hoş duruyor. Yalın katlar ayrı, güzel. Katlılar ayrı, kendi içinde tabi büyüklü, küçüklü boylarda olabiliyorlar. Şöyle şuradakilere, bir izleyicimiz kasım patılarını gösterin dediler. Evet, şimdi kasım patı zamanı zaten, bahçelerde de olanlar açmalara başladı. Seralarda da renklerini gösterdi. Adeta cennet gibi rengarenk oldu seralar. Kasım patıları ile birlikte. Ve bunun yanı sıra tabi sıklamenler çok. Evet, benim yeni aldığım hardal renkli begonvil. Bakın yaprak güzelleri, kolyozlar. Şöyle bir göz atmış olalım. Sıklamenlerin renklerinde şöyle bir bakın. Zaten 3-4 renk hakim. Tabi bu favori renklerinden. Bak bunlar 10 lira. 10 lira. Bunlar 25. Müşteri esnaf diyaloğu. Çok seviyor. Evet, orkidelerin renkleri, çeşitleri. Çok güzeller. Evet, rengarenk neler var şimdi? Bir de kalanşolar var. Onlar da çok güzel açmış. Menekşeler çok güzel yalnız. O dikkatimi çekti. Aa, biberleri koymuşlar üstüne. Muhakkak şeyden almışlar. Biber fidesi varsa. Bakın ne kadar güzel rengi var. Şurada var. Menekşenin.
çok güzeller, çok. Bakın bu başka güzel. Ay alamıyorum ben, almak istemiyorum. Çok güzel. Almak istemiyorum ben, bakamıyorum. Menekşe pencere önünde olması gerekiyor. Tabii hani filtreli bir güneş ışığı, tül arkasında ama pencere önü. Pencere önü diye bir yerim benim çiçeklere uygun pek yok. Şimdi size çok güzel bir Japon gülü göstereceğim. Yani bunlardan tabii görüyoruz ama bakın bu içi hareli kızıl, kenara doğru sarı. Şu nasıl? Bu da aynısı belki. Aynı türün farklı bir versiyonu diyeceğim ama yok. Aynısı. Ay burada da arkadaşlar bakın. Ay çok güzeliz çok. Ah şöyle bakın bakın, olsun, bizim olması gerekmiyor değil mi? Şimdi bunların fiyatını siz merak edersiniz. Tamam, menekşeleri soracağım. Bütün çiçekleri tek tek sürekli böyle rahatsız etmek istemiyorum. Sera sahibini meşgul etmek istemiyorum. İşi gücü var. O yüzden hepsini tek tek söyleyemiyorum. Bazı videolarda yorumlar yapan var. Keşke fiyatlarını söyleseydiniz. Yani hepsi için bir hani rahatsız etme durumu söz konusu. Fiyatları üzerlerinde olanları tabii ki değinirim. Bu aslında pembe değil arkadaşlar, morumsu. Benim telefon daha pembe gösteriyor. Bilginizde olsun. Morumsu ilgimi çekti. Çok güzeller değil mi arkadaşlar? Ay 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 ay. Sizi de görmeden Yeni geçmeyelim. türler dünya yok mu? Hasan. Yeni türler. Çilli kız. Evet, kalanşolara da bir göz atalım. Bakalım neler var. Şöyle başladık, devam ediyoruz arkadaşlar. Kalanşo tabii ki bildiğimiz kalanşolar ama şu anda güzel açmış. Hatta geçmeye de başlamış durumdalar. Kalanşo sukulentimsi bir türdür. Bakın yaprakları sukulentimsi. Sukulent türlerinden aslında sayılır. Ama evlerde de kalanşo tercih ediliyor. Yani evlerde, kışın evde, yazın balkonlarda konumlanabilen türdür. Şu maçulatanın çiçeklerine bakalım. Çok tatlı, çok severiz. Oy oy oy. Benim balkon bahçede olan Japon güllerimden arkadaşlar. Zaten hayran kalıp almıştım. Şöyle muhtelif türler. Mili. Şöyle dışarıya doğru, yani iç kesimden şöyle genel olarak bakın nasıl, neredeyiz? Çiçekler hangi konumda? Giriş o taraf. Şöyle. Orada muhtelif türler var. Hatta begonyanın katlısı var. Minik çiçekli, çok güzel. Bakalım unutmasam gösteririm. Böyle gösteririm diyorum. Sonra unutmuş oluyorum. Mahcup oluyorum size karşı. Şöyle arada yol ve yine toprak, taş, torf farklı bahçe saksı gereçleri. Atatürk çiçeği var, ponsetya oldukça. Hatta gösterdim, Türk bayrağı gibi oraya yayılmış durumda. Muhtelif yine salon çiçekleri. Şöyle begonyalar. Ve bakın şöyle begonya türlerinden biri, küçük minik saksılarda. Yani isterseniz büyük, isterseniz küçük çapta. Kendiniz yetiştirmek istiyorsanız küçük çaplı olarak da tercih edip alabilirsiniz tabii ki. Orkideler işte hazır, hediye elde, bir yere giderken ne götüreyim derken orkideler tabii ki klasik tercih edilen çiçeklerden olmakta. Şöyle. Bu arada evet arkadaşlar, şeyi söyleyeyim. Geçen hafta, bir hafta oldu. Biz yine geçen hafta arkadaşımla buraya uğradık. Cenaze dolayısıyla kapalıyız denildi. Meğer Mevlüt abinin babası vefat etti. Allah rahmet eylesin, mekanını cennet etsin diyoruz. Buradan Necla Hanım ailesine sabırlar diliyorum. Mevlüt abiye baş sağlığına diye geldim aslında. Hani şöyle o Kasımpatıları da görünce güzel çekim yapayım dedim. Arkadaşlar aslında hatırlayanlar olacaktır belki. Ben buradan
1,5 yıl mı 2 yıl mı oluyor bilmiyorum, bir video çekmiştim. Mevlüt abinin babasını bayağı bir konuşmuştuk, sohbet etmiştik. Aşk hikayesi vardı onun, çok böyle uzun ve bayağı meşakkatli bir yani süreç sonunda evlilik olmuştu. Sevdiği kızı vermediler, süründürdüler. Bayağı uzun. Onu anlattırmıştık ona. O videomuzu izlerseniz linkini inşallah bırakırız. Unutmasam oğluma söylemeyi unutmasam linkini bıraktırırım ben bu videonun altında. İzlersiniz. İşte 92 yaşındaki dedenin aşk hikayesi gibi bir başlığı vardı. Hatta o zaman şöyle söyleyeyim. O zaman arkadaşlar, hatta o videoyu çektik biz, o zaman sağdı eşi, anne de sağdı. Ondan sonra anne rahatsızlandı, hastaneye yattı. Böyle 2 ay kadar bir süreçte yoğun bakımda derken vefat etti annesi, Mevlüt abinin annesi. Çok üzüldük. Dede öyle işte Mevlüt abilerde kalıyordu. İşte diğer oğlunda da, onlarda da kalıyordu. Öyle görüyorduk arada. Yani yakın zamanda yine görmüştük burada. Gidip geliyoruz ya. İşte geçen de öyle olunca duydum. Çok üzüldüm ya. Buradan tekrar sabır diliyoruz. Mekanı cennet olsun. İşte o da mukadderat arkadaşlar. Hepimizin başında tabii ki ölüm. Ama işte insan, ayrılık zor. Dayanması zor gerçekten. Rabbim cennetine koysun inşallah diyoruz buradan. Evet, ben Kasımpatalara gelmiştim. Buradan öteye doğru gittim. Şöyle tamamıyla bitirmedim burayı. Çok güzel burası. Bakın bunlar benim ilk aldığım o Kasımpatalar işte. Sonraki sene o kadar güzel oldular, sofra gibi oldular. Mesela şu tarzda çiçekler sofra gibi. Çünkü budamıştım da muhteşem güzel olmuşlardı. Şöyle Kasımpatılar arzda da böyle şey önünde, sera önünde yoldan geçenler böyle görüyor. Birkaç sardunya, onlar da çok güzel. Bakın şu yavru ağzı işte turunculu. Farklı tiplerde bakar mısınız? Çok alımlı duruyor tabii ki. Büyük ekran izleyenler, buradan selamlar olsun sizlere. Tabii geniş geniş görüyorsunuzdur. Telefonda o keyif o kadar güzel olmayabilir. Ay, kimi gördük? Kim bu, kim? Uyuyan güzel. Ben içeride küçük fidelerini gördüm. Zanneder dedim bu uyuyan güzel var mıydı Mevlüt abide? Demek ki var. Yani tekrar onu teyit ettireceğim. Bu arada unutmazsam menekşelerin fiyatlarını da alırız. Kasımpatıları hemen gördüm. 50 lira bu saksılar arkadaşlar. Şu ötedekileri bilemiyorum, onlar daha fazladır. Uyuyan güzel arkadaşlar, benim uyuyan güzel videoma bakarsanız merdiven dibindeydi. Bunu neden merdiven dibinden aldım? Çok güzel oluyor ama havalar güzel giderse, don olduğu zaman hasar görüyor, kendisini toparlayana kadar epey vakit geçiyor, orası boş kalıyor. Genelde böyle gördüğünüz gibi sonbaharda kışa doğru ancak kendini toparlıyor. Dolayısıyla önceki zamanlarda boş oluyor. Ben de oraya ne koydum? Ağaç küpesi, abutilon diktim. Çok da güzel oldu. Orayı süsledi. Burada bir saksı da hem bordo hem de beyaz konumlamış Mevlüt abi. Bir de pembe. Bakın pembenin tipi farklı. İçi petekli. Begonvilleri görüyorsunuz ara yerlerde. Şöyle Ayla ablayı görüyorsunuz. Saksı toprağı yapıyor. O da çok seviyor. O yüzden böyle arada geliyor. Hem terapi hem de güzel bir meşguliyet onun için. Şöyle begonvilin de rengi çok hoş. Hercai menekşeler. Bir bergamot mu, greyfurt mu gördüm orada? Greyfurt zannedersem, limon. Her türlü narenciye zaten var. Evet, bir haberimiz daha var arkadaşlar. Buradan geçmiş olsun dileklerimi sunmak istiyorum Necla Hanım'a. Evet, Mevlüt abinin eşi Necla Hanım. Şöyle şu çiçekli balkonlu evde oturmakta. Hasta olmuş. Evet, bu zamanlarda olan bir salgın grip var. Farklı Covid'in bir varyantı diyorlar. Çok inatçı. Hatta Harun Bey de öyle oldu. Uzun zaman sürecinde çok ağır yapıyor.
böyle bir durum. İnşallah öyle değildir Necla Hanım. Buradan şifa, Allah'tan şifa diliyoruz kendisine de. Balkondaki çiçekleri göstereceğim size. Yola nasılsa çıktık arkadaşlar. Şöyle kasımpatıların türleri. Evet, şöyle balkonu alalım arkadaşlar. Böyle çiçekçinin balkonu anca böyle olur. Evet, net göstermiyor, o yüzden üzgünüm. Evet, şöyle yine içeriye doğru gidelim, şu güzel begonvil süzüle süzüle şöyle gözlere hitap etsin. Şöyle kasımpatlar. Öyle mi? Bak bak ne diyor. Ay evet, buraya gelenler varmış, beni soranlar varmış, çok güzel çiçekler paylaşıyor diyormuş. Buradan o gelenlere, soranlara, selam söyleyenlere çok çok teşekkürlerimizi sunuyorum arkadaşlar. Böyle selam söyleyenler, selamları iletiliyor yani. Geliyor, bizlere ulaşıyor. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet, nasip kısmet diyorum. Özellikle gelemiyorum ama... böyle işte baş sağlığına diye geldim. Gelmişken kasım patlarını çekeyim. Heh, Ayla Hanım da begonvili yerine koydu. İyi yaptı. Rengarenk bir görsel. Bir dakika ablam. Pardon. İyice kaptırdık kendimizi. Bakın bu farklı tür. Bunun birçok rengi olabiliyor. Evet, hardal renkli ama bakın şu. Bir de buradan alalım şöyle kızıl kızıl krizantemler. Krizantem, evet, kasım patının diğer adı krizantem. Krizantemler devam arkadaşlar. Bitireceğim şimdi. Evet, katlı minik çiçekli begonya. Şöyle saksılarda. Ne kadar diye merak eden olabilir. 35 liraymış ve ayrıca Cambria orkide 35 lira. Ay çok tatlısın. Çok çok çok. Bunlar 25. Arkadaşlar bakın, 25. O uyuyan güzel dediğimiz kırmızı çiçekli. Türk'ün şapkası bir diğer adı. Burada çelik olarak yapılmış. 25 liraymış bu stand. Mililer var. Kırmızı, beyaz ve farklı dua çiçekleri. Pikus. Benjamin değil. Bu Benjamin'e benzettim. Pikus. Aa şey arkadaşlar, kauçuk dediğimizin değil. Küçük yapraklısı. O da pikus. Yani. Onun ama onun farklı versiyonu işte. Farklı. Çok hızlı büyüyor aslında. Şey öyle mi? Kendi içinde birçok türleri var. Evet, bu begonyalar çok güzel. Çok çok. O siyahlardan ürettiniz mi Mevlüt abi? Siyah vardı. Daha çıkmadı değil mi piyasaya? Siyah. Siyahtı bayağı bir, çok yaptım siyah. Yaptım ama oğlum. Neyse, onlar çıkar bir gün ortaya. Evet, maçulata arkadaşlar bakın. Bu stand böyle 25 lira. Yılbaşı var içinde. Evet, paşıra. Melisa. Paşıra mı bu? Melisa. Aa, Melisa. Paşıraya benziyor. Paşıra. Melisa limon kokulu. Paşıra. Ah ne kadar güzel. Bu da diğer Melisa. Bu kokulu arkadaşlar, kokulu ince çiçekli olur ama çaya koy, limon kokulu, çok hoş aroması olan bir tür. 35. Bu da kokulu parfüm Melisa. Bakın 25 lira bir fırsat aslında isteyenler için. Şöyle mili yeşil mi diyeceğim yoksa daha rengi açılmamış. Enteresan ya. Allah Allah. Şaşırdım ya. Bakın arkadaşlar böyle görmüş olun, 25 lira. Arkadaşlar hemen fiyatları söyleyeyim. Şu Japon gülleri 75 lira. Bakın katlı turuncu böyle. Bunlar sayılı 75 lira. Hani menekşeleri soracaktım. 50 liraymış böyle. Bir de şuradaki Japon gülleri 50 liraymış. Arkadaşlar küçük değil, inanın onlardan da büyük de sayılır. Neden? Çok yaptık dediler. Çok ürettik. Onun için 50 liraya satışı var. Bakın şöyle saksılarda tomurcuktalar. Şöyle gelelim yine muhtelif güzellikler, karışık cam güzelleri. Önceki zamanlardan kalmalar. Kırmızı sevdiğim güzellik. Çok seviyorum bunu arkadaşlar. Çok seviyorum. 50 lira bu stand. Burası 50 lira. Şöyle baktığınız zaman çok
alımlı geliyor bana. Yine böyle cam güzelleri, farklı çiçekler. Evet, özel alana giriyorum. Buraya müşteriler girmiyor. Ben girerim. Maçulata. Ah ah, burası var ya, bana hazine gibi geliyor. Her tür. Bakın, Pers kalkanı. Kocaman olmuş. Burası güzel ortam ama onlar için. Sera. Kışın da soba yanıyor. Evet, Japon gülleri burada da burada. Ay, turuncular. Mineler var. Ay, kasım patı bir tane burada. Çok tatlı renk. Ve yeni dikilenler. Ama bunlar herhalde Mart çiçeği mi, çuha. Şöyle uzaktan bakalım. Çok detaya girmeyeyim. Her zaman zaten çekiyorum arkadaşlar ama böyle bakarken hani dikkatimi çeken bir şey olursa diye. Bakın, yeni dikilmiş. Bir taraftan üretim yapmaya çalışıyorlar. Tabii ki elindeki olan imkanlarla mümkün oldukça. Bu da değişik bir kasım patı diyeceğim. Yok, bunu başka bir tür bu. Farklı. Çamlar vesaire. Oy, şunlara bakar mısınız? Şunlara çok güzeliz. Çok çok çok. Evet, 50 lira bunlar arkadaşlar. Ay, kristal mi diyorlar? Kristal begonvil. Yerim yok, yerim yok. Almak istiyorum ama yerim yok. Yine krizantemler, begonviller böyle sıralı ve ben bunu aldım, sıcak oldu. Ay, şu çok güzel. Küpeli. Begonya kırmızı, begonvillen karışmış. Acaba begonvil mi? Farklı geldi böyle. Kolyos. Ama buradaki çiçek açmış. Mor, kırmızı. Çok hoş durmuş. Kolyozun çiçekleri bunlar. Aslında çiçekleri kopartırlar. Çiçeğe durunca bozulur. Yapraklar daha cılızlaşır. Evet, burada kolyozlar ve yine Pers kalkanı. Değişik bir kalanşa mı bu? Aşkın gözyaşı mı desem? Bakın, burada hazine var. Uf, ne kadar uzamış begonviller, bakar mısınız? Şimdi hani tabii ki sarmaşıktır. Uzar, yukarıya doğru vermişler. Dolayısıyla sıkışık çünkü. Bu şekilde bir orman havasında. Şurada bir salatalık var, bakar mısınız? Çiçek gibi, sarmaşık gibi minik minik salatalıkları var. Sera olduğu için tabii burada veriyordur muhakkak. Evet, sera içinde ayrı bir sera. Üretim serası arkadaşlar. Çelikleme yapılmış. İşte birçok tür. Tek tek. Bilmiyorum. Sardunyalar var. Begonyalar. Şöyle Brugmansia bile var. Şöyle dönelim. Ay, ne kadar güzel olmuş. Ay, çok güzelmiş. Arkadaşlar, bu ne? Bu, bakın ne kadar güzel çiçeği var. Çok güzel. Çok güzel. Bakın, altı rengi biraz karışık. Böyle maşallah, bismillah diyelim. Bu tabii ki kendi özel satışta değil bu. Özel kendi bir kohlera. Yabani otlar var. Bunları alsak mı? Şu begonya çok güzel yaprakları. Bir de siyah vardı. Ah, gördüm. Bakın şöyle begonyalar. Ay, benim güzellikten levanderleydi. Bakın ne kadar güzeldir bu. Çok güzeldir ama. Arkadaşlar. Evet, siyah. Siyah begonya burada. Çoğalttık dedi ama nerede çoğalttıklarını göremedim. Şöyle. Bunda gözüm var. Evet. Pembe aşkın gözyaşı. Böyle yere eğilmiş dal. Ve oldukça çok kalp kalbe karşı. Bakın arkadaşlar. Çok değerli bir tür aslında bu. Bu begonyaları şeye benzetiyorum. Heuchera'ya çok benziyor yaprakları. Böyle, o yüzden ayrı bir ilgi hasıl oluyor bende. Bakın, farklı farklı begonyalar. Şu çiçeklere bakın, farklı. Bu arada ben nasıl terledim? Kiraz begonya. Orada da muhtelif begonviller.
Çok güzel değil mi renkleri? Kolyozlar. Oo, ne geliyor arkadaşlar, bakın rengeyi sarmaşı çok güzel, çok seviyorum, benim de var. Aldığımda arkadaşlar böyle bir daldı, tek dal, ondan bayağı büyüdü, şimdi 2 metreyi geçti. Çok sevdiğim bir tür, bir monstera türü, daha arza çıkmadı herhalde, burada üretim yerinde. Ay ay ay, hasekiler var, güzellikler. Şu da begonvil, katlı gibi duruyor sanki. Bakın o begonvilin de yani katlısı var. Bakar mısınız? Bu da çok güzel. Şöyle fittonyalar var. Pembe, kırmızı, açık tonda, yeşilli. Fittonyalar, fil azı. Aa, Küba keki. Geçen Melahat Sarsu'dan aldım ben de, videosunu izleyenler arkadaşlar. Orada görüntüledim mi bilmiyorum ama ondan 2-3 dal aldım, diktim. Çok hoş kokulu bir tür. Şöyle kaktüsler ve havortiye kaktüsler, sukulentler. Şimdi burada bir Japon gülü gördüm ama kırmızının katlısı. Bakar mısınız? Çok güzel. Ay katlı. Ah çok alımlı. Ay ay, ben ne edeyim? Yıldız sardunya. O da alımlı. Sardunyalar var. Yıldız sardunya. Kırmızı, pembe. Evet, Pers kalkanları böyle aralarda da var. Ortancalar var burada. Ortancalar ne kadardı deniliyor. Değişiyor boylarına göre. O yüzden bir şey diyemiyorum arkadaşlar. Tahmin edebilirsiniz yine. Bu da Monstera'nın böyle fırfırlı türü. Sanki rengeyinin fırfırlı. Allah! Rengeyinin katlı türü arkadaşlar. Aha, bunu da ilk gördüm böyle. Bodur. Arkadaşlar ya, ay ne yapmışlar artık ya, şu klasik monstera. Ben şöyle ileriye doğru gidiyorum arkadaşlar, o seradan çıktım, kapalıdan açık taraftayım. Burada şöyle kum kağıtlar, limonlar vesaire var bir taraftan. Bakın bir taraftan meyveleri üzerinde, bir taraftan çiçekleri. Buna ne diyorlardı ya, bir şey diyor, şu anda hatırıma gelmedi, reçeli falan yapılıyor. Şöyle bakalım ve buradan bitirelim. O bakın, solanum, Kudüs kirazı dediğimiz, ne kadar güzel olmuş burada. Bendeki gitti arkadaşlar. Onunla video yapmıştım hatta, hikayesi var. Ama çok güzel görünüyor. Sonbaharda böyle meyveye duruyor bu açan çiçekleri. Çiçekleri normalde patlıcan çiçeğine benzer. Zaten aynı aileden, solanum türlerinden. Sonrasında meyvesi böyle oluyor ama bunların meyveleri yenmez. Kiraz gibi görünüyor. Dekoratif bahçelerde mine, şöyle çam ağaçları. Bakın bu da bir kasım patı türü, yaprağından tanınıyor ama aynı papatya çiçeği. Ay morumsu güller, bakayım kokuyor mu? Oh, çok yoğun değil ama gül sonuçta, yine bir kokusu var. Evet, seranın sonuna geldim. Şöyle bakın, kapalı olan seranın arkasında da begonvil, ada begonvili var. Şöyle evet, hangi biri korunmaya alınsın? Sarı gül, pembe güller, tek tük güller zaten açıyor sonbaharda, biliyorsunuz. Güller açmalara devam ediyor. Şöyle artık videoyu bitirelim diyorum. Ne var ne yok. Gördünüz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Buradan sera sahipleri Mevlüt abi, Necla hanım, Cengiz Han kardeşime de teşekkür ediyoruz. Bunca bu güzellikleri bizlere izin verip sizlere yansıtma fırsatı verdiği için. Evet, tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.